Evet, AB'sinin günleri. Yanındaki kampın 10. gününe. Neymiş 10. günümüz? Osmanlı Devleti'nin kültür, medeniyeti, devletleşme sürecinde savaşçılar, askerler. Allah! Aa, ışın gılıcımı da aldım. Nana 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 nana. Partne Nederland beraber. Tımarlı sipahiler, Yeniçeriler, Osmanlı'da askerler, savaşçılar. Hücum Allahu Ekber. Tamam? Şunu da kapatayım da elimde kalmasın ışık elektrikli elektrikli iyiymiş lan bu teknoloji var ya yemin ediyorum valla süper bir şey ha. tamam ha bismillah şimdi geldi ne diyor bu uygulamanın hangisini zorunlu kıldığı sallan bir demiş para bir tamam uygulamaya bakalım neymiş Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemine göre toprağı köylüye ver vergi alma asker al değil mi ha göre devlet kendisine ait olan vergileri toplama hakkını başta yönetenler Askerler olmak üzere savaşlarda üstün başarı göstermiş olanlara ve diğer devlet görevlerine maaş karşılığı olarak bırakılırdı, diyor. Şimdi bu durum hangisini zorunlu kılar? Eğitimin yayılmasını mı? Çok uluslu yapıyı mı? Askerlik vatan mı? Halkın farklı meslekler mi? Yoksa topraklar miri la miri kime ait? Topraklar devlete ait. E, devlete ait olunca senin özellik toprağın olmuyor. Isparta Ovası'ndaki topraklar devletin ekiliyor, biçiliyor. Elde edilen ürünün parasıyla bu bölgedeki işte üstün şeylerin, görevlerin, işte üstün savaşçıların, başarılı göstermiş hepsine maaş karşılığı veriliyor. Miri arazi sistemi. Tımar sistemini ayrıca sana konu anlatımında var ya görüntülü, görsel, geçeceğin yeri de işlerken anlatı vereceğim sana. Tamam. A buradan sözünü verdim. Bu sistemin mantık bu. Tamam. Topraklar devlete ait. Köylü işçi çalışıyor, üretiyor, maaşını alıyor. Kalan parayla da diğer çalışanların maaşları dağıtılıyor. Miri sistem bu. Bu durum Osmanlı'da feodalitenin oluşumunu engelliyor. Yerel derebeylerin oluşumunu engelliyor. Bak bitti gitti. 10. günde bir numara. Geldim. Buna göre Osmanlı ile ilgili 1-2-3 hangilerine ulaşılabilir demiş. A devşirme sistemi gereği. Bakalım neymiş? Osmanlı Devleti Balkan topraklarında yaşayan Hristiyan annenin erkek çocukları ihtiyaca göre 3 veya 5 yılda bir devşirilirdi, toplanırdı. Devletin görevlerinde kişiler Hristiyan halkının yaşadığı köy kasabaları dolaşarak 12-18 yaşları arasındaki güçlü, kuvvetli, güler yüzlü, iyi huylu, zeki, çevik, yakışıklı, karizma, görüşüşleri padişah adına kapı kolu olsun diye devletin metinde kullanmak üzere toplarlardı. Buna göre Osmanlı Hani Rılmaşlı Çok uluslu yapıdan faydalanıyor mu? Evet. Devşirmeler Türk değil, Müslüman değil. Sırp, Bulgar, Yunan, Arnavut, Makadon, Eflak, Boğdan. Oradan istediği özellikleri sahip olanları toplayıp, yetiştirip gönlümetinde kullanıyor. Bir var. Olmayanlar gitti. Vakit hepsinde bir var. İki, zaman zaman Müslümanlardan da devşirme alındı. Hiç bahsediyor mu? Yok. Müslümanlardan devşirme yok. İkiler gitti. Tamam. Üçe bakalım. Devşirme alımında bazı kriterlerin olduğu. Evet. Var. Bak ihtiyaca göre 12-18 yaş arasında güçlü, kuvvetli, güler yüzlü, iyi huylu, zeki, çevik. Anladın mı? Kel, kör, topal, almıyor mesela. Nasıl? İşte İstanbul Kuleli, İzmir, Maltepe, Bursa Işıklar askeri liseler öğrenci alırken çocukların her yerlerine bakıyorlar ya günümüzde mesela polis olurken, komiser olurken ya da asker olurken bakılıyor ve gamma sigara sahipse öyle anıyor. Diğer türlü almıyor. Bak 1 ve 3'müş. Bak tık 2'de 2, 3. Osmanlı Beyleri Bursa kuşatması sırasında aşiret kuvvetlerinin uzun kale kuşatmalarında yetersiz kalması üzerine ha, asker kalede başarısız oluyormuş. Yani üzerine ilk düzenli birlikler Orhan Bey döneminde Bursa fethinden sonra oluşturulmuş. Buna göre düzenli ordu birliklerinin kurulmasında hangisinin gözetildiği savunulabilir? Niye böyle bir şey yapıyor? Niye? Niye? Abim kaleyi alacaktı. E kale, kuşat, kale kuşatmayla alınır. Kalenin etrafını kuşatırsın. Tamam. Buraya kimse giremez. Kimse buradan dışarıya çıkamaz. Değil mi? Bir zaman sonra psikoloji bozulduğunda içerideki işte ok yay, kılıç kalkan, top tüfek su bittiğinde de kaleye teslim edersin değil mi? Ama bunun için şurada düzenli profesyonel bir ordunun beklemesi lazım. Osman daha zamanda ah yani Rum, bacı yani Rum, gazi yani Rum, duyan gelen yani Rum, hadi yani Rum, ben de varım yani Rumlar geliyordu. E bir iki gündür, üçüncü gün bırakıp gidiyordu. E, nasıl alacaksın kaleyi? Uzun süre kalman lazım değil mi? Şimdi bakalım. Boşa işlenmiş? Çok Rus yapılamıyor bunun Henüz yok da. Halka ilişki teşvik ediyor. Yok. Devletin hizmetinde bulunacak daimi ve profesyonel bir ordu lazım mı? Bu iş öyle yan birliklerle olmuyor. Düzenli, daimi, profesyonel bir ordu olacak. Bak. 3'te 3. Buna göre Osmanlı'yla ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Bakalım. Tımar sahipleri her 3000 akçe için Ziyamet Vahsat bir de her 5000 akçe için Cebellü denilen atlı asker beslenermiş. İyi güzel. Tımarlı sipahiler kanunlara uyduğu sürece tımar elinden alınmazdı. Bak düzen kanun da var. Ancak sefere gitmeyen sipahinin dirliği elinden alınır. Bak 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 düdü Ne gitmiyor lan sefere? Biz ne verirsek o toprağı? Savaş diye verdik. E, başkasına verilmiş alınır da. Bütün dirlik sahipleri kullanım hakkına sahip toprakları korumak, yönetmekle verebilirler. Bak yetkileri de var. Dirlik sahipleri bu işleri kadıların denetiminde yaparız. Hangi söylenemez? merkez otoriteye verilmiştir. Ula banko verilmiş. Osman zaten kafayı neyle bozdu? Merkez otoriteyle bozdu. Osmanlı bunu buradan aldı, buraya koydu. Sebep ne? Merkez otoriteyi korumak. Bitti. Bu kadar. Tamam. Peki dilik sahiplerinin görevleri var mı? Var. Korumak yönetmekle de görevli. Ağızlar boş bırakılmamış, değerlendirilmiş mi? Boş bırakanın elinden de alınmış, tamam. Beraberinde kadılar yönetim üstü bazı sahip olmuşlar mı? E olmuşlar denetim görevleri var değil mi? Tımar spaller, ordunun teknik sınıfını mı oluşturuyor? Nereden bileceğim bunu? Teknik sınıfı ne? Bunun ne, ne olduğunu Hiç bahsediyor mu? Elinde kılıç var mı yok mu? At var mı yok mu? Tüfek mi var? Ordunun sağında mı solunda mı? Hiç bahsediyor mu? Bilemem ki. Al. Nedir neymiş? Bak söylenemez. Bitti bu kadar. Bugün <laughs> bakarak devşirme sisteminin hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Devşirmenin ne üzerinde etkili olduğu? Bakar bakar. Abin sana dedi ki şimdi çıklarda bakınca gördüm tamam mı? ÖSYM'nin en çok sorduğu iki yorum var. Bir, merkez otoritenin korunması. iki egemenlik anlayışı. Şıklarda bunlardan birisi varsa okuma işaretle. Cevap merkez otoritenin uçturulması. Bitti. Bu kadar. Ya diyorum ya bak önceki soruda Osman bunu buradan aldı buraya koydu. Sebep ne? Otoriteyi güçlendirmek. Al. Burada da mesela Osmanlı Devleti'nde orduda devlet görevlerinde devşirmelerin kullanılması. Küçükücü alıyor, yetiştiriyor, üstün hizmette kullanıyor. Herhangi bir kişi veya grubun imtiyaz kazanması güçlü bir sınıf haline gelmesini engellemiş. ipler. Osman'ın elinde kalmış. Osmanlı hanedanını kendini otoritesini korumuş. Hangisi etkili? Merkez otoritenin güç tutmasını da etkili. Bitti bak en çok sorduğu çıkmış soruları çözdüğünde dediğimi anlayacaksın. Tamam. Bu artık TYT, AYT, YKS, ÖSS, işte LYS, AYT, PET, ne isimli olursa olsun. Askeri sınavlara bak. KPSS sınavlarına bak. Tamam. Yani diğer kurum sınavlarına bak. MSU sınavlarına bak mesela. Hep böyle. Merkez Torte. Bitti. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıyla uç beylerin nüfuz ve otoritesi sınırlandırılmış. Ha, bak yine merkez otoriteyi güçlendirmeyle alakalı bir şeyden bahsediyoruz. Değil mi? Aha bakalım. Bu durum hangi sürekli son olabilir? bakıyorum. Merkez otoritenin güçlenmez. Bitti. Niye uçlardaki beylerin nüfuzu otoritesini sınırlandırıyor? Niye? Bana karşı gelmeyin, bağımsız devlet kurmayın de. Ya bunun şunu anla. Osman bunu buradan aldı buraya koydu. Sebep ne? Merkez otoriteyi güçlendirmek. Bitti. Çıkmış soruları çözdüğün ışıklarda göre işaretle gitsin. Kesin doğru. Yani umarım inşallah. Tamam. Al. Amaç tatavası mı? Yönetim ihtiyacım mı? Azınlık mı? Dere saygı Değil abi. Merkez otoritesini güçlendirmek. Bak baktığın zaman zaten üstte bir yorum duruyor. Osmanlı tımar sisteminde özürsüz olarak sefere katılmayan sipahinin dirliği elinden alınırdı. Ha, toprağı alırmış. Savaşlar olarak gösterenlerle dirliklerine de, zam yapardı. Bak bu ne? Savaşı teşvik. Sen de kazan, sen de al. E gitmezsen alınırsın diyor sana. Yani bu bilgiye dayanarak Osmanlı ilgili hangi hoşlanır? Başarı ödüllendirilmiş mi? E, ödüllendirilmiş. Bir olmayanları eledim. İki, toplumda dik hareketlerin yaşandı. Dik hareketlilik de şu. Bak şu. Yatay hareketlilik bugün Isparta'daydın. Yarın Diyarbakır'a gittin değil mi? Bunun adı yatay hareketliliktir. Ne değişti? Yer değişti değil mi? Peki dik hareketlilikle Bugün Isparta'da öğrenciydin, değil mi? Atıyorum, memur olarak devlete ataman yapıldı. Al, dikey olarak da neyin değişti? Statün değişti. Tamam, hop, aha, statün değişti. Eğer yerin değişirse yatay hareketlilik, statün değişirse dikey hareketlilikmiş. Anlaştık, e var mı? Yok, adam sadece ne almış? Zam almış, ikilere ne dedim, cevabım yalnız bir çıktı. Yenişke mı teşvik? Ne yenişke mı kaldı? Zaten Osmanlı zaten yenişik tımarla. Anlaştık. Nokta atışı. Gidi gidiyorum değil mi? Aferin sana. Tamam. Peki bu bir bakılarak hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Orhan Bey döneminde oluşturulan yeğe ve müsellemler. Tamam. Düzenli ordu yeğe yeğe müsellem atlı asker. 15. yüzyılın ortalarına kadar savaşlara piylem atılarak Osmanlı ordusunun ilk düzenli askerlikleri oluşturmuşlar. Çok iyi. Ey Müslümanlar, 15. yüzyılda 1400'den ortalıktan sonra daha profesyonel bir ordu niteliğinde olan kapı kulu ocaklarının kurulmasından sonra tersanelerde, maden ocaklarında, kale inşaatlarında çalıştırılmak üzere tamam yeni hizmetlere verilmiş. Bak ordu profesyonelken daha da profesyonel olmuş, daha da iyi hale gelmiş. Hangisi söylenemez demiş. İlk düzenli orduyu Orhan mı kurmuş? Paragraftan çıkıyor. Paragraf sonuna döndük. Diğer daimi profesyonel olarak mı kurulmuş? Kurulmuş bak şeyden çıkarıyorum. Devletin asıl askeri gücü 15. yüzyıl ortalarından sonra kapı kulları oluşturmuş? E bunlar ne olmuş. Diğer Müslümanlar zamanla önemini kaybetmiş. Savaşta en öndeyken tersanenin arkasında çivi çatmaya kale inşaatına gönderilmiş mi? Gönderilmiş. Osmanlı ordularının tamamı sana abin hep dedi ki eğer bir tarih sorusunda yalnızca sadece tamamen en hep aslan daplan kral bir şey görürsen ulaşılamaz diye sorusu işaretle. Tamamı devşirme mi oluşuyor? Hayır. Diye müsellemler Türkler. Bak kanuni zamanında Osmanlı ordusu yaklaşık 300 bin kişiydi. Attım rakamı tamam mı? bunun emin ol 280 bin 290 bini tılarlı sipahi yani Türklerden oluşuyordu. O kapakolu Yeniçeri, Cebeci, Lağımcı, Topçu, Toparabacı, Humbaracı falan dediğin sınıf ise senin hep topu 10 bin kişi ya vardı ya yoktu. 2.000 bin Yeniçeri, 300 Cebeci, 500 Topçu, adım 200 Humbaracı böylelerdi. Anlaştık bunlar özenle seçilip yetiştirilenler. olsun, tamam devşirmeden mi Deli misin sen? Tamam mı? Devlet olmaz. Olmaz ki o zaman. Peki al. Al. Kampın 10. günü. Senizin soru. Hadi bakalım. 9. soru. İlk testin son sorusu. Hadi bunu da halledelim ve devam edelim. Bakalım ne diyor? Pençik. Farsça'da da 5'te bir anlamına gelir. Bak. tamla biliyor. Yek. Dü. Se. cehar, Penç. Bildin mi? Pençi yek. Pençi yek. Pençik. 5'te bir anlamına geliyormuş. Pençik kanununa göre. Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde Allah esirlerinin 5'te biri padişan olurdu. 5'te biri devletin, 5'te dördü savaşta katılanlara İslam Savaş temelleri atıldığı zamanında. Tamam. Pençik resmi altında toplanan esirlerden önce erkek olanlar ayrılır. Sonra fiziksel durumlarına göre herhangi bir sakatlığı olmayan, ileri ileride yeniçer olması hedeflenen Pençik oğlanı olarak altı sınıfa alınılırdı diyor. Bak, bakmış aldığı esirlerden Devşiriyor. ilerleyen süreçte kullanılacak. Bu bilgilere bakarak hangi savaşlardır? Devlet savaş kanimetinden pay almış mı? Almış. Beşin birini devlet almış. olmayan olmayanlar gitti. İki asker ihtiyacının bir kısmı savaşta elde edilen esirlerden alınmış mı? Alınmış. İkiyi de aldım. Olmayanlar gitti. Üçe bakıyorum. Farklı muharip muharip harbeden savaşan sınıfların oluşturulmasında Avrupa'dan etkilenilmiş mi? Var mı Avrupa'dan bir etkilenme? Yok biz üstünüz. Onlar dök ki böyle bir şey. Al bir ve iki. Anladın. Perçek sistemi, devşirme sistemi Osmanlı'nın kuruluşunda yükselmesinde. O dönem biz üstünüz. Avrupa değil. Biz üstünüz. Avrupa bizi örnek alıyor. Bak eledim. Ama nokta dışı tık. Bitti. Bu kadar. Peki 10. gün kampımızın ilk testi bitti. Haydi. Fist. Ötenki testte. Evet abisinin günleri kampın 10. günü ikinci testiyle devam ediyoruz. Gel bakalım ne demiş? Bu uygulamalar hangisi üzerinde etkildir? Bakıyorum belki sorukta var mı? Pişt. Var. Iı, otorite. Vallahi bu vettit cevap budur. Okuyalım yine. Saltanat sisteminin geçerli olduğu Osmanlı Devleti'nde tahta çıkan padişah için ilk olarak cülus. Cülus, iclas, oturma, tahta çıkma demek. Adı verilen tahta çıkış töreni merasimin düzenlenirdi. Bak hani sen cunus bahşişi diyorsun ya tamam mı? O cunus tahta çıkma demek. Cunus bahşiş, bahşiş gibi duruyor değil mi? Değil abi tahta çıktığının bahşişini veriyor. Tamam böyle. Cunus töreninde padişah devlet adamlarına, ulemaya, kapkul askerlerine cunus bahşişi dağıtırdı. Padişahın çok yaşa. Cunus töreninin ardından padişah büyük bir alayla İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek burada doğalar eşliğinde törenle kılıç kuşanırdı. Anladın? Bak Eyüp Sultan'a gidiliyor. Bu amaçlı padişahın saygınlığını, otoritesini arttırmak. Ya nokta atışı bak ya. Hep aynı sorular, hep aynı şeylerle geliyor. ÖSYM'de de böyle gelecek. Diplomatik ilişkiler mi? Feodal oluşum mu? Taç kıymesiyle. Türkmenler üzerindeki etkinliği mi? Bak hadi olabilir. Farklı ilcaatları destek almasın. Değil ama padişahın saygınlığı, otoritesinin artması. Daha geniş kapsamlı bir yargı mı? Evet bak nokta atışı. İki, Fatih Kanunnamesinde belki Büzera ve Ömeran'ın vezirler ve emir verenlerin veziri azam başıdır. Cümlenin ulusudur. Cümle umurun vekili mutlakidir. Ve oturmada ve durmada ve mertebede veziri azam cümleden mukaddem değil ifadeleri varmış. Veziri azamı üstüne tutmuş mu? üstüne tutmuş. Peki Fatih Kanun Namesi'ne olan bu ifadeye göre Osmanlı üretimine ilgili hangi söylenir? Oligarşik çoklu bir öğretim var mı? Bu yok. Bu eski Yunan'da. Geç. Hükümler'den sonra devlet kademesindeki en yetkili kişi kimmiş? Padişah'tan sonra ikinci adam veziri azamdır diyor. Bütün vezirlerin, emir verenlerin veziri azam başıdır. Cümlenin ulusu, hepsinin yücesi. Cümle umurum, cümle birleşir mi birleştirin vekili mutlak edin. Benim mutlak vekilimdir diyor. Ya benden sonra ikinci, iki adamdır diyor. Tamam oturmada, durmada, mertebede veziri azam cümleden önce gelir. Yani bir yerde oturulacak değil mi? Önce Vezir-i Azam. Bir yerde protokol duracak? Önce Vezir-i Azam. Tamam. Al. Vezir-i Azam ...yetkileri sınırlarını çizmiş. Daha önce Türk hakimet kullanılan hakimiyet sembolleri varlığı sürdürmektedir. Doğru ama Vezir-i Azam'ı daha ön plana çıkarmış. Vezir'in atanmasında ulemanın görüşü ne alakalı? En, en yukarıda bu diyor. Vezir-i Azam padişahla eş devletlere sahip değil. Ha? Tamam. Bak düşme. burada padişah ayrı. Tamam. Vezir-i Azam buna bağlı. Bu birinci adam, bu ikinci adam aynı yetkiler olamaz. Nokta atışı. Buna göre Hasan'ın ödevindeki yanlış olduğu önlem Yeni bir soruda bu olga. Öğretmen ödev veriyor. Hasan 5 madde yazıyor. 4 doğru 1 yanlış. Yanlışı bulacağız. Bakalım. Tarih öğretmeni Hasan'a ödev olarak Osmanlı Devleti'nde merkeziyetçi yönetimi güçlendirmek için alınan önlemler konusunu vermiştir. Güzel. Hasan Hazar'ın da ödevde Osmanlı Devleti'nde merkeziyetçi yönetimi güçlendirmek için alınan önlemlerden beşini yazmış, birini yanlış yazmış. Aynı soru işte. Ben de bakıyorum orada bir şey mi verecek diye. Tamam. Hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Bakalım. Kanunların mutlaka padişah emri olarak çıkarılması. E, banko var. Merkeziyetçi yönetim padişahın dediği gibi çaldığı dilik. Mürk ve servetin veraset yoluyla ailelerin elinde toplanmasının engellenmesi. Banko var. Kimsenin zenginleşmesine müsaade etmiyor devletin bekası için padişahlara kendi kanbeşlerini öldürme izni direkt merkeziyet yönetim için değil mi? Beraberinde şehzadeler için haremden evlenme usulünün uygulanması bu da var. Niye? 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 Sen sanıyor musun ki Osmanlı'da aşk evliliği vardı mı? Onu seyip değil la. Değil. Padişahlar tamam mı? Tat kavgasına benim taraf yetiyor. Hanım tarafı ...karışmasını istemiş. O yüzden Türk kızlarıyla değil... ...daha çok işte haremleştirilen ...kızlarla evlenmişler. Harem, gördüğün yerde merkezi... ...otoriteyi korumak diye... ...yorumlayacaksın. Bir. Şimdi bakalım... ...şehzadeler için sancağa çıkma... ...sisteminin uygulanması... Heh, ...merkezi yönetimi güçlendirmek... ...için bu ama... Ama şimdi sıkıntı burada şu ne? Beş tane oğlum var. Beşini de gönderdim sancağa. Tamam birini Manisa'ya, birini Amasya'ya, birini Isparta'ya, birini Kütahya'ya, birini de bir yere gönderdik değil mi? Bunlar burada ata bir mokat kalkan hepsini öğrendiği gibi tamam bir nevi padişahlığın stajını yapıyordu değil mi? E sonra tat kavgası çıkıyor. Hadi yine devlet yıkıldı yıkılacak değil mi? Bu uygulama kaldırıldı. Tamam yerine Ekberi Erşet diye bir şey geldi. Tamam. Şu durum şehzadelerin sancağa çıkması, şehzadelerin sancaklarla isyan etme riski var. Ya o yüzden olmuyor. Anladın mı? Güçlendirmiyor. Yetki vermeyeceksin. Kendi oğlun bile olsa. Yönetme hakkı onda da var. Hadi lan ben padişahım der. Eder. Ya Sultan Selim babasına karşı tat girişti. E, anladın. Bu durum otoriteyi sarsabilir gözüyle bakıyor. Anlaştık. Aa Fatih'in yaptığı bu düzenlemeye dayanarak bir kere bir, Microsoft'u güçlendirmek, banko var. Değil mi? Ha, peki hangilerini benimsediğin söylenir? Fatih Kanunnamesi ya da Kanunname Ali Osman olarak adlandırılan düzenlemelerle padişah tüm ülkenin sahibi kabul edilip hükümet, ordu, yönetim birimleri doğrudan ona bağlıdır. Tek adam. Dediği dedik çaldır ünlü. Fatih bu kanunnamede ve her kim esneye evladından saltanat müyesser ola nizamı alem için karındaşların katli caiz ola diyor. Tamam. Ekser ulema dahi bu şekilde tecviz eyleye anında amir olan Sultan Mehmet Han. Yani Türkçe meali, Devletin devamı, bekası, rahatı için kardeşin kardeşi öldürmesi dinen caizdir diyor. Amaç da Merkez güçlendirmek. Banko var. Yönetim şeklini değiştirmek yok. Bir olmayanlar gitti. İki olanlar gitti. Cevabım yalnız ...birmiş... ...hanedan öyleden yönetim arttıracak... ...ne ala kardeş kardeşi öldürüyor... ...aslı olan devletin devamı ne için... ...nizamı... ...alem için... ...dünyaya düzen getireceğiz... ...anlaştık aha bu... ...peki sert bir kanundur bu... ...kardeş katli o zaman da tartışılmış... ...ekser ulema... ...yani ulemanın çoğunluğu evet demiş... ...demek ki hayır diyenler de... ...varmış... ...ama şu kararını vermek lazım. Kardeş katli çok tartışılır tarihsel arasında da tamam. Şimdi ben de bir Osmanlı tarihçisi olarak şahsi görüşümü söylüyorum. Kardeş adam devletinin devamı için, halkının rahatı için, ülkesinin bozulmaması için kardeşini öldürüyor. Bak bu zor bir karar değil mi? Sen olsan yapabilir miydin? İşte Osmanlı bunu yaptığı için Osmanlı oldu. 600 yıl yaşadık. Anlaştık. Ama Yani aslı olan devletin devamı, halkın rahatı. Kardeşin bile sorun çıkarıyorsa halkın rahatı devletinin devamı için onu da öldürmeyeyim diyor. Bitti. Direkt merkez otoriteye bak. Çok güzel soru. Devam. Gel bakalım. 5. Sancak açık ve ile ilgili hangisini amaçladığı sorularını bilir. Bak bu sancaklara biz bunları niye gönderiyorduk? O az önce dedim ya. Tamam birini bir yere, birini bir yere, birini bir yere. Orada leva var başlarında. Ata bir nok atma, kılıç kalkan hepsini görüyordu değil mi? Bir nevi padişahlığın stajını yapıyor. Peder öldükten sonra da başa deneyimli, tecrübeli, güçlü kuvvetli adam var. Geçiyor muydu? Geçiyor Bakalım. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat dönemler itibaren şehzadeler 14-15 yaşına geldiklerinde sancağa çıkma adı verilen bir sistemle sancak beyi olarak görevlendirilermiş. Tamam. Sancağa çıkma sistemiyle hangisini amaçlamıştır? Merkez otoriteye rakap olabilecek güçlerin ortaya çıkmasını engellemek bulan tam tersi. Ben İstanbul'dayım. Oğlanı gönderiyorum Amasya'ya. E kaldır orada ben bağımsızım derse engellemiyorum. Ortaya çıkarıyorum. Bu değil. Yönetici ihtiyacını Şehzade arasında karşılama. Lan! Taşma cümle. Şehzade arasında dayanışmayı arttırmak nereye artıyor? Biri bildi, biri bildi, biri bildi. tat kavgalarını engellemek tam tersi. Hepsi tat kavgası edecek. Hepsinin hakkı var. Ama ileride padişah olacak. Benden sonra başa geçecek kişi devlet yönetiminde tecrübe kazansın. Bir nevi staj yapsın ister mi? İster. Bak nokta atışı. Tık. Osmanlı Devleti'nde sancağı çıkma usulü yetişen son padişah 3. Mehmet'tir. Tamam. 17. yüzyıl itibaren şehzadeler eğitimlerini sarayda almışlardır. Ne geldi? Ne geldi? Şimşirlik denilen bir uygulama geldi. Kafes usulü. Ne bu? Artık şehzadeler işte herhangi bir ile sancağı gönderilmiyor. Maalesef Kütahya'ya yaşayabilen işte Trabzon oraya buraya gönderilmiyor. İstanbul'da sarayda eğitim alıyor. Ama bu sefer amaç ne? Tat kavgası olmasın değil mi? Kardeşler birbirini öldürmesin değil mi? İşte bu olmadı değil mi? Ama ama böyle bir durum olmadı. Şimdi başa kim geçecek? Başa kim geçecek? E kimin geçeceği işte e sıkıntı oluyor bu sefer. O zaman da ne çıktı? Ekberi Erşet diye bir şey çıktı. Yani hanedanın en yaşlı, en olgunu ...başa geçerlerdi değil mi? Şimdi dur. Şuraya kadar sistem neyi engellemeye yönelik? Neyi engellemeye yönelik? Çok usta yapılmıyor. Stratejik yerler mi? Azınlık isyanı devşirme, Taht kavgalarını önlemeye yönelik. Kardeşler birbirini... ...öldürmesin dedik değil mi? Şimdi beş oğlum vardı. Her birini bir sancağa gönderdiydin. Deneyim tecrübe kazandılardı. Sonra birbirlerini yiyip... ...biri başa geçti dediler dedik değil mi? Şimdi yok. Şimşirlik kafes. Te tutuyoruz. Artık tat kavgası yok. Ama sıkıntı şu. Başa kim geçecek? Bu sefer de ne oldu? Hanedanın en yaşlı, en olgun üyesi başa geçer derdi. Anlaştık bunun Bununla gelecek anlatı vereceğim. divan Divanı Hümayun'un bu özelliği Osmanlı'da hangisinin göstergesidir? Bakalım. Divanı devlet kurulu anlamına gelen Divanı Hümayun'da siyaset, hukuk, ordu, işte sosyal, ekonomi her türlü konu görüşülür, kartışır, tartışılır, tartışılır padişahın onayı ile karara bağlanırdı son söz kime ait padişaha ait bakalım parlamenter bir yapı kuruldu parlamenter seçilmiş milletvekilleri mi var ha, yoksa padişah atadıkları mı var eledim bu yok anayasal yönetim anayasal manına padişah var yönetimde halkın temsilcileri işte parlamenter de diyor bunlar mı var hayır teokratik yönetim din adı bir şey mi değil. Kimin dediği oluyor? Padişah'ın dediği oluyor. Padişahım çok yaşa. Ona derse o olur. Bak nokta atışı. Bitti gitti. Merkez kurtarı, hep merkez Tamam? Al cevap. Aa, ben bu adıyorum mesela. Okumadan. Niye? Çünkü Osmanlı ne yaptıysa bunu yaptı? ÖSYM'de bin kere sordu. Osmanlı İstanbul'un fethi sonrasında Vezir-i Azam Çandarlı Halil'in idamı köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son verilmesi müsaade. Anladın? Al müsaadeye son verildi. Kendine alternatif biri... kimseyi istemiyor Osmanlı. Tamam? Ve padişah Divan-ı Hümayun'un başkanlığına vezir-i azamı. Şimdi Divan-ı Hümayun'a Divan-ı Hümayun'a kim başkanlık ediyor? Sadrazam değil mi? Peki bunların üstünde bir de kim var? Padişah ayrı ve üstün bir kurum değil mi? Ya mantalı hep bak ne merkeziyet yönetim hep merkez otur dedi. Cevap hep bu. Hep böyle gel Bakalım sosyal devlet anlayışı. Açları doyurup çıplakları mı yediriyor? Veziriz e padişah aletliyim sahip. Geç saçma. Egemenlik anlayışım değişti? Cumhuriyet mi geldi? Yok. Anladın? Diplomasiye verilen önem mi? Yok. Bak, bak, Egemenlik bak. Bu da çok sorulur. Tamam mı? Osmanlı'da hala ne var? Monarşi var. Nokta atışı. Kaçta kaç yaptın lan? Nasıl gidiyor? Artı eksi koy bakalım. La. Şşt, bakalım. Nasıl gidiyor? İyi mi? Var mı yorumların, görüşlerin, bir şeylerin? Yazın bakalım ya. Döşeleyin bakalım. Hocam şöyle yapalım. Şöyle deyin. Hocam hızlı konuşma. Yavaş konuş. Hocam yutuyor. Hocam şu soruyu atladın. Ve bakalım bir karşılıklı bir abi kardeş olalım bakalım. Hadi. Şeyin Din İşleri Başkanı. Divanda olan kararların şer'i hukuka, şeriata, kurana uygun olup olmadığı yönünde fetva vermesi. Fetva, ifta cevaz. Yani dinen uygun mu? değil mi? Osmanlı Devleti'nin hangi özelliğini gösterir? Nimçenliyat ile cingedenin mi? Avusturya ile savaşalım mı? Şer'an caizdir. Gidin savaşın. Uygundur. Şerifistan'ın böyle vermesi devletin dine dayalı yönetimini de gösterir. Osmanlı'da ne var? Teokrasi var. Dine dayalı yönetim var. Şerifistan'a uygun değilse sefere gitmeyecek mesela. Arayalım. Çok uluslu toplum mu? Yönetimde hiyerarşi, ast üst ilişkisi mi? İslamiyeti farklı uluslara mı yaymak? Yoksa teokratik, dine dayalı bir yönetim mi var? Bak, nokta atışı ya. Aynı şeyleri soracak ÖSYM'de. Böyle gelecek. Tarih zor değil. Sen de zorlaştırma. Bu değişimde Beriköç hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş. Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuş. Çok iyi. 1. Murat döneminde divan genişletilerek vezir sayısı arttırılmış, divan her gün toplanmaya başlamış. Oo devlet böyleyken böyle oldu. Sınırlar genişledi, ihtiyaç arttı. Buna göre diyor hangi set yol sonuç? Mali, askeri, idare alanında yeni birimler kurulmuş mudur? Kurulur. Sınırlar genişlemiş mi? Genişlemiş. Sorunlar artınca her gün toplanmış mı? Toplanmış bakalım. Hiç ıkıpmadan sadece okumam zaten 10 saniye 12 saniye mi aldı? Tık işaretledim. Geçtim. Yani bu iş o iş. Tamam. Aa, bu işi biz birlikte beraber senden başaracağız. Abim biz bu işi yapacağız. Tamam. Yeter ki doğru nizami düzgün çalış. Tık 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 yap gitsin. Sen git çok çok çalış. Ben sana tarihini yaptırırım. Emin ol. Tamam. Konu anlatımlarını da hatırlayacağım şu kamp işi. Bitsin tamam stüdyoyu da vurduk evime. Aa orada gireceğim Tartır çatır çatır çekeceğim çatır çatır. artık Ankara, İstanbul ora bura git. Vallahi yoruldum artık. Tamam. Aa hepinizi seviyorum. 10. günde tamamladık. Allah'a emanetsiniz. Git Türkçeden 20 paragraf soru çöz. Git matematikten 20 tane daha 30 tane daha 100 tane daha, 100 tane daha neyse soru çöz. Tamam. Ders çalış ağzını ayırma. Gözün üstünde. Seviyorsun, Kendi kendine iyi bakın. Allah'a emanet.